Feris Hanım bunu yanınıza bırakmaz. Neyi? Senaryosunu çalmışsınız. Aa, hiç haberim yok. Ya tabii. Dicle sosyal medyana bak. Ne oldu? Ya bak felaket. Anma kavga ile bitti. Ego Ajans'ın sahibinin vefatı nedeniyle yapılan anmaya Barış Havas'ın agresifliği damga vurdu. Anmada eski ve saygın bir oyuncuyla kavga eden Şöhret hızını alamayıp sokaklara taştı. Polislerin ayırdığı kavgada Barış Havas'ın tutuklanmasına menajere engel oldu. Dur. Senin oyuncuların arasında ne işin var bro? Ha? Al bak. Bak. Ya daha düne kadar biz de onlardandık. Oğlum sen niye kendini farkına varmıyorsun lan? Ha? Ünlüsün sen, ünlü. Memleketin gözü komple senin üstünde. Magazinciler akbaba gibi peşinde haber yapıyor, bilmiyor musun? Aa bak ben var ya, senin menajerinin yapacağı menajerliğe de tüküreyim. Ulan hiç mi arkanıza bakmıyorsunuz be? Kim? Menajerim mesaj atıyor. Hayır, fanlar. Ver bakayım. Biz seni bizdensin diye sevdik, ünlenince şımardın. Adam ünlü diye bırakmışlar. Böylelerini bir ömür hapse tıkacağım. Aa. Parayı bulunca Fight Club'a katılmış. Torpili olmasa karakoldan çıkamazdı. Serseri gibi kavgaya karışmış. Ünlü diye dokunmamışlar bile, şans. Mahalle serserilerini ünlü diye başınızın üstüne koyarsanız gelir tepenize. Barış. Barış. Bir Barış. Dur, bir dur. Barış ya, yazma oğlum. Bir sakin ol ya. Yazma bir şey. Barış. Ya bir dur. Yüzüme kapattı. Fanlara cevap yazıyor. Ne? Sensin lan serseri, ağzını topla. Oh. Cevap geldi mi? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Geldi. Toplamasan ne yaparsın? Gelip beni de mi döversin? Dizide adam dövmeye benzemez, alırım paçanı Barış. Of. Diğer fanlar da linç ediyor Barış. Aydın, Aydın. Aydın, Barış yanında mı? Çabuk al o telefonun elinden, çabuk. Bro, tamam sakin, sakin. Tamam sakin, ya tamam. Ya bir versene şunu, bir ver. Feris arıyor, tamam. Feris'le konuş. Barış'cığım yanlış, üstüne yanlış yapıyorsun. Ne olur lütfen. Dur artık, dur. Hemen sil o mesajları. Küfür ediyorlar Feris. Barış'cığım şu an gölgelerle dövüşüyorsun. Bu dövüşte tek canı yanacak kişi de sensin. Lütfen sil o mesajları. Telefonunu da kapat. Sosyal medyaya falan da girme. Bak ben her şeyi toparlayacağım. Lütfen Barış, lütfen güven bana, tamam mı? Ha? Barış. Tamam. Bugün evden de çıkma. Benden haber bekle. Tamam Feris. Ha, silmeye başladı. Siliyor. Siliniyorlar, tamam. Basın açıklaması mı yapsak? Olmaz. Haberden korktuğumuz anlaşılır. Ama sessiz kalırsanız da... Bu sektörde tek magazinci Ece değil. Banu. Ne haber? Görüşemiyoruz. Sen yok musun sen? Ay yok canım, ben de, ben de. Sağ ol, ben de. Ah bak şekerim, ben seni niçin aradım? Şu Fransız ortaklığı film projesi var ya. Ha, evet o, o. Çok acayip bir isimle anlaştılar. Evet, tabii ki benim oyuncum. Olmaz, bana bir kahve ısmarlamadan söylemem. Sen benim asistanımı ara. Cuma'ya bir randevu ayarlasın. Hangi haberi diyorsun? Aa, Ece'nin yaptığını mı? Şu kadına cevap verip iyice havalandırmak istemiyorum vallahi. Hayır, sen benim arkadaşımsın diye söylüyorum. Yoksa bilirsin beni, böyle şeyleri yalanlamaya tenezzül bile etmem. Barış öyle bir gecede olay çıkarır mı? Deli mi bu çocuk? Değil. Sonra da gitmiş bir kavgayı ayırmaya çalışmış falan. Ama öyle bir yazmış ki sanırsın Barış illegal dövüşlere katılıyor. Ha fuş saçmalık. Neyse canım, böyle şeyleri konuşmaya vakit harcamaya bile değmez.
Tamam güzelim. Cuma beraberiz. Görüşürüz. Şimdi bırakalım da Banu da oyununu oynasın. Biz Barış'ı savunursak kimse inanmaz. Ama başka bir magazinci savunursa işler değişir.